Kütahya şehitlerine vefasını göstermeye devam ediyor. Kütahya şehitlerine sahip çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Selman Çelik'in ismi artık bir ilkokulda yaşatılacak. 100. yıl ilköğretim okulunun ismi artık Kütahya Şehit Selman Çelik İlkokulu. Okulumuzun adı 29.01.2018 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün resmi yazı onayıyla şehidimizin adı verilmiştir. Okulumuzun adı Şehit Selman Çelik İlkokulu olarak değiştirilmiştir. Şehidin isminin okulda yaşatılması gurur veriyor. Özellikle Kütahyalı şehidimizin adı verildiği için ben okul müdürü olarak, bir Kütahyalı olarak çok memnun oldum, gurur duyuyorum. İnşallah bu vatan evladımızın adına yakışır bir şekilde biz de okulumuzda idare ederiz, temsil ederiz inşallah. Fikir Türkiye Harp Mağlulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi'nden. İsim değişikliği süreci Gaziler ve Şehitler Derneği tarafından başvuruda bulunmuş. Bunun neticesinde toplanan komisyon 3 nolu kararıyla İl Milli Eğitim Müdürü'nün emirleriyle okulun ismi Şehit Selman Çelik İlkokulu olarak değiştirilmiştir. Şehidin babası Süleyman Çelik duygularını çok güzel bir uygulama, gururluyuz diyerek açıklıyor. Çok güzel bir duygu. Yani böyle bir şeyin verilmesi, okula verilmesi unutulmazlığa gidiyor. Onun için çok güzel bir duygu. Çok gururluyuz, sevinçliyiz bunun için. Önce biraz üzüldük. Hani bunu duydukça şey yaparız, gördükçe üzülürüz. Yeni yeni hatırlatmalar olur diye. Ama sonradan bir gurur kaynağı oldu. Çok sevindik. Peki ailede siz bir babası olarak bunları söylediniz. Aile içinde nasıl karşılandı ilk aileye ulaştığında, aile buraya gelip gördüğünde? Aynı şeyleri yaşadık, aynı duyguları yaşadık. Tabii annesi biraz üzüldü, ismini gördükçe üzülüyor, duydukça, ama o da sevindi yani böyle bir şeyin verilmesine. Annesi de çok sevindi ve abileri de çok sevindiler. Onlar var oldukça biz varız diyen şehit babası Afrin Harekatı ile ilgili de şunları söylüyor. Rabbim onlara güç kuvvet versin. Onlar var oldukça Türkiye ayakta kalacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ayakta kalacaktır. Onları her zaman arkasındayız. İki tane daha oğlumuz var. Gerekirse onları da göndeririz efendim. Şehit Selman Çelik geçtiğimiz yıl Fırat Kalkanı Harekatı'nda göreve başlamasının birinci yılında şehadete ermişti. Şehidimiz 2016 24 Şubat'ta uzmanlığa katıldı. Tam yılında aynı 24 Şubat 2017'de Suriye'de Elbap'ta Fırat Kalkanı Operasyonu'nda şehit oldu.